düşen askerlerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna, ardından da İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum efendim. Felahiyeli değerli hemşerilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sizlerle birlikte düzenlemiş olduğunuz şenlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Özellikle felahiyenin son günlerde adliyesinin kaldırılması aslında bize büyük bir üzüntü vermiştir. Adeta daha az olay olduğu için cezalandırılmış konuma düşürülmüştür. Halbuki bizim düşüncemiz bir yerde daha az olay varsa, daha az dosya varsa onların ödüllendirilmesi gerekirdi. Ve başka yerlerden gerekiyorsa dosyaların buraya aktarılması ve burada gerekli dosyaların mahkemelerce incelenmesi daha yerinde olacaktı. Böylece hem de felahiye ödüllendirilmiş olurdu. Zira günden güne nüfusu felahiyenin azalmakta. Daha doğrusu Kayseri'nin bütün ilçelerinde aynı nüfus azalmaları görülmekte. Bu nüfusun dengeli dağılımını, tarımı ve haliyle hayvancılığı önlemektedir. Dolayısıyla bu gibi yanlışların inşallah ortadan kaldırılması gerekir. Elimizden geleni yapmamıza rağmen biz muhalefet olarak maalesef başarılı olamadık ve felahiyeden de adliye kaldırıldı. Değerli hemşerilerim, ülkemiz maalesef çok huzurlu bir dönem geçirmemektedir. Büyük sıkıntılar içerisinde bulunmaktadır. Hepinizin bildiği gibi dış politikamızda Suriye'nin, İran'la olan münasebetlerin ve Kıbrıs'taki değişik şekilde İsrail'in doğalgaz ve petrol aramalarının bir sonucu olarak Türkiye adeta bölgesinde herkesle düşman hale gelmiştir. Rusya ile olan ilişkiler bozulmuştur. Buna bağlı olarak da ticarette önemli bir gerileme meydana gelmiştir. Hükümetin yanlış politikaları ülkemizi adeta bir çıkmaza sokmuş ve savaş durumuna kadar getirmiştir. Umarız ki böyle bir savaş olayıyla Türkiye karşılaşmaz. Zira ekonomisi hayli güç durumda olan Türkiye'nin bu
böyle bir savaş sonrasında çekeceği sıkıntılar ve düşeceği ekonomik darboğaz herhalde hepimizi çok yakından ilgilendirecek, etkileyecek. Fakat en önemlisi de hiçbir problem yokken, durup dururken gençlerimiz savaş meydanlarında hayatını kaybedecek. Dolayısıyla bu konuda hükümeti çeşitli şekillerde uyarmamıza rağmen Türkiye yalnız bırakılacak bir politika ile karşı karşıya kalmıştır. Bugün NATO Türkiye'yi desteklememektedir. Amerika Birleşik Devletleri yine Türkiye'yi sadece ileriye sürmekte ve desteklememektedir. Orta Doğu'da Türkiye adeta yalnız kalmıştır. Orta Doğu'da kurulacak bir birliğin dışında tutulacak bir hale getirilmiştir. Bundan bir an önce dönülmesi ve Türkiye'nin dış politikasını geçmişte doğru olarak yaptığı AKP'nin Suriye ile İran'la olan ticaret anlaşmalarını, vize kaldırmalarını yeniden gündeme getirmesi gerekir. Değerli hemşerilerim, bunun dışında ülkemizin en önemli problemlerinden biri olan terör meselesi de maalesef günümüzde yanlış politikalarla adeta terörü destekleyecek bir şekle sokulmuştur. Daha dün Erzincan-Tunceli yolunu kesen teröristler adeta buranın hakimiymiş gibi rahat hareket ederek bütün araçları durdurmuşlar, kimlik sorgulaması yapmışlar ve bazılarını alıkoyup bazılarını serbest bırakmışlardır. Bu ana caddede bile güvenlik güçlerinin hakimiyeti yoksa o bölgede, orada Türkiye'nin hakimiyetinden söz etmek mümkün değildir. Ama bir taraftan İmralı canisiyle görüşmeler yapılırken diğer taraftan PKK'nın bir numaralı insanlarıyla da özellikle başbakanlıkta bile görüşme yapılmaktadır. Terörle mücadele bu şekilde sona ermez. Her şeyden önce terörün nereden kaynaklandığını çok iyi bilmek gerekir. Bunun uluslararası bağlantılarını kesmek, PKK terörüne mali destek veren veya mali destek sağlayan unsurları kırmak birinci derecede alınacak önlemler arasındadır. İkincisi, bölge halkına şefkatle yaklaşmak, PKK terörü içerisinde yer almayan insanları, eline silah almamış insanları baskıdan kurtarmak ve onları PKK terörünün baskısı altında tutmamak gerekir. Devletin şefkatli kollarını açması gerekir. Zira o bölgedeki insanlar devletin gücünün yanlarında göremedikleri için ister istemez silahlı terör örgütlerinin isteklerine boyun eğmek zorunda kalmakta, birçoğu sokaklara zorla çıkarılmaktadır. Siirt Ticaret Odası Başkanı'nın yardımcısı geçen Mayıs ayında yaptığımız ziyarette şunu söyledi: artık bıktık, yeter artık, konuşamıyoruz, baskı altındayız dedi. Şimdi bu insanların PKK terörünün baskısından kurtarmadan terörü ortadan kaldırmamız da mümkün değildir. Daha anayasa görüşmelerinde şöyle bir madde ileriye sürülmeye kalkışıldı. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel ilkelerinden biri resmi dilin Türkçe olmasıdır ve eğitim dilinin Türkçe olmasıdır. Ama şöyle bir öneri geldi: yaşayan dillerde eğitim yapılabilir. Bu aynı anlamda Türkçeden başka dillerde de eğitim yapılabileceği anlamına gelir ki bu Türkiye'nin parçalanması, bölünmesi demektir. Zira herkes birbirine farklı gözle bakmaya başlayacaktır. Dolayısıyla bu unsurları kabul etmek anayasada mümkün değildir. Dolayısıyla anayasanın hazırlanmasında PKK terörüyle mücadelede Kürt sorunu olarak adlandırılan ama Kürt sorunu yerine aslında PKK sorunu olduğu bir ülkede onunla mücadele etmek yerine farklı bir takım politikalar içerisinde yer almak, ülkeyi bölmek veya ülkeyi başka riskler altına sokmak anlamına gelecektir. Unutmayınız ki bugün yürütülen Orta Doğu politikası Amerika'nın Çin'e karşı yürüttüğü bir politikadır. Zira Çin
ekonomik olarak dünyada yıldızı parlayan en büyük ülkelerden bir tanesidir. Geçen yıl itibariyle, yani 2011 yılı itibariyle Çin'in döviz fazlası 3.2 trilyon dolardır. Bunun 1.9 trilyon dolarlık kısmı Amerikan devlet tahvilidir. Yani bunu piyasaya sürdüğü andan itibaren Çin, Amerikan ekonomisini çökertebilecek bir güce sahiptir. İşte Çin'i kontrol edebilmek için Amerika, Orta Doğu'da ve Türk Cumhuriyetlerindeki petrol rezervlerine hakim olmak istemektedir. Orta Doğu politikasının temeli buraya dayanmaktadır. Ancak bunu yapabilmesi için Orta Doğu'da kendisine destek sağlayan bir devlete ihtiyacı vardır. Bu devlet de Amerika'nın zihnindeki Kürdistan'dır, Büyük Kürdistan'dır. Nitekim bugün Suriye'de meydana gelen olayların başında da bu yatmaktadır. Hatırlarsanız daha düne kadar birbirleriyle mücadele eden Suriye'deki Kürt grupları birleştirilmiş ve bir çatı altında toplanmıştır. Suriye muhaliflerinin başına bir Kürt getirilmiştir. Dolayısıyla Suriye'de meydana getirilecek bir tampon bölge, ara bölge, Irak'la birleşecek ve Akdeniz'e inen bir Kürdistan kurulacaktır. Böyle bir ortamda Türkiye'nin bundan kurtulması veya bunun etkisinde kalmaması mümkün değildir. Ama sonuçta Amerika Akdeniz'den karayoluyla Irak'a bağlanabilecek bir güce erişecektir. Unutmayalım ki dünya petrollerinin %70'i bu bölgeden çıkmaktadır. Ve bunun en fazla kullanan devlet Amerika'dır, %26. %20 oranında da Avrupa Birliği ülkeleri kullanmaktadır petrolü. Yani %46. Dolayısıyla petrolün nasıl vazgeçilmez olduğu böylece ortaya çıkıyor. İşte böyle politikaları görmezden gelerek bir takım devletlerin istekleri doğrultusunda Türkiye'yi riske atanlar herhalde tarih tarafından affedilmeyecektir. Ben daha fazla sözümü uzatmak istemiyorum. Burada bir şenlik var. Ama bu şenliğin maalesef hüzün dolu olduğunu da belirtmek istiyorum. Bunu da muhakkak siz de biliyorsunuz. Keşke adliyemiz kapanmasaydı. Keşke biz ülkeyi riske atan böyle bir durumla karşılaşmasaydık. Allah bundan sonra Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne zeval vermesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Fenerbahçe Sık Popüler Şenlikleri kutlama mesajı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 17-18 Temmuz tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştireceği 34. Olağan Kurultayına katılmak için Ankara'da olduğundan dolayı Fenerbahçe ilçemiz Sık Popüler Şenliklerine katılamadığımı bildirir. Tüm ilçe halkına saygılarımı sunarım. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Sabri Atilla. Sevgili Fenerbahçeliler, 9. Geleneksel Sıkmapınar Festivaliniz hayırlı olsun. CHP'nin olağan genel kurulu sebebiyle şenliğinize katılmadığımdan dolayı tüm Fenerbahçe halkından ve başkanımızdan özür diliyorum. Billur Tamayligir. Sen Kısır'ın Benim İçin adlı şiirini okumak üzere Beste ve Beyza'yı buraya davet ediyoruz. Benim ilçem, dikmişler çam ağaçlarını da bir buzun tepesine, yaşamımı sağlıyor alıp verdiğim her nefesimde. Güzellikler katıyor ilçemin güzel görüntüsüne, acıyorum göç verdikçe Fenerbahçe'nin küçüldüğüne. Bir buzdan baktığımda sağımda cezaevi ve sok sahası, solumda ise unutulmak anıları ile dar ağacı. Çırpamış elinden tutacak yok ki bir ağası, kavruluyorum baktıkça haline, içimde kalıyor yarası. İçerisinden geçiyor 3 ili, 4 ilçeyi bağlayan yol.
Kayseri, Yozgat, ta Sivas'a kadar uzanan kol. Halkını bölmüşler kısır çekişmelerle sağ ve sol. Bulamayıp çıkış, didişip durmuşlar bir orta yol. İçerisinden akıp gidiyor durmadan delice çayı. Geliştirmek için sarf etmemişler emeği ve çabayı. Çiftçimin umududur arpası, çavdarı buğdayı. Dokuz köyü ile iki de beldesi vardır, Toraman ve Kayapınarı. Kayseri'nin kuzeydoğusuna düşüyor benim ilçem. Dünyada kaç yaşayanı vardır, ah bir bilsem. Akdağ'dan gelen sıtma pınar suyundan içsem, anamın yaptığı arabaşı, mantı, su böreğinden yesem. İlçemin etrafı barajlarla çevrildi üç yanı. Batısı Yamula, kuzeyi Darılı, doğusu ise Kayapınarı. Köylümün güzel olursa mahsulü, oynar harmandalı, yüzlerine kan gelir, dizlerine ise darmanı. Felahi ilmin özelliğidir yaşamı boyunca dik durmak. Mazlumun yanında olup zalime karşı koymak. Dilini, dinini özgürce yaşamak ve yaşatmak. Atatürk'üyle, cumhuriyetiyle sonsuza denk var olmak. İlçemde doğmuşum, adımı koymuşlar İsmet. Yapmışlar başkan, mecburum yapmaya hizmet. Sizlerin de fikri varsa esirgemeyin bir zahmet. Bırakacağım Felahiye'mi benden sonra sizlere emanet. Saygıdeğer Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilimiz, saygıdeğer Kayseri Cumhuriyet Halk Partisi İl Yönetimi, belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, sivil toplum örgüt başkanlarım ve çok değerli sevgili Felahiyeliler, hepinizi şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Efendim, bu sene yapacağımız olan Sıtmapınar Şenliklerimizin dokuzuncusu hep birlikte inşallah saat gece 1'e kadar devam edecek olup dokuzuncusunda kazasız belasız atlatacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. Çünkü felayemizin hoşgörüsüne son derece inanıyoruz. Sayın Milletvekilim, ben Sıtmapınar'ı biraz geçmişini size anlatmaktan onur duyacağım. Sıtmapınar'ımız Kayseri'nin kurucusu olan Kaiser tarafından yaptırılan, kızı adına yaptırılan bir eser olmuş oluyor. Tarihin birinde Kaiser'in kızı amansız bir hastalığa yakalanır. Kaiser yaverlerine emir verirler. Derler ki, efendim kızımın çaresi neredeyse diyar diyar gezeceksiniz. Bana gereken bilgiyi vereceksiniz der. Tabii ki yaverleri Kayseri ve civarını gezerler, dolaşırlar. Herhalde öyle gözüküyor ki rivayete göre yorulmuş olacaklar. Burada geçerken bu suya kızcağız yorgunluktan mıdır, gerçekten şifa olmaktan mıdır? Gelir ayaklarını sokar, kendisinden bir rahatlama hisseder. Bu rahatlamadıktan sonra Kayseri haber uçurulur. Derler ki, efendim biz kızınızın hastalığına çareyi bulduk. Nerede bulduk? İşte Felahiye'de bulduk. Eski adıyla Rum dininde bulduk. Hemen Kayser talimatını verir. Der ki, o zaman orada bunun ismine yakışır, efendim güzel bir eser çıkaracaksınız. Figür olaraktan insan figürüne benzeyen, çıkış noktası insanın kafası olup, gövdesi havuz olup, kollarından birlikte bacaklarından çıkış olaraktan güzel bir figür olaraktan 1800'lü yıllarda ilçemize burayı armağan ederler. Yine günümüzde bura bizlerin de çocukluk olaraktan hep yüzmeyi öğrendiğimiz yerler olaraktan Felahiye tarihimize yerini almıştır. Bununla birlikte saygıdeğer milletvekilim, sevgili konuklar, saygıdeğer başkanlarım. Tabii ki muhalefette belediye başkanı olmak çok zor. Yaşayan bilir diye düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'deki belediye başkanlarımız da bu konuda çok iyi vakıflar. Cumhuriyet Halk Partisi, Doğru Yol Partisi, efendim Saadet Partisi, hangisi olursa olsun. Bu şartlarda hakikaten günümüzdeki AK Parti gerçeğini kabul edecek olursak, tek parti iktidarlığı ilçemizde de son derece büyük bir iş babında, iş alma, hizmet alma babında çok büyük sıkıntılarla karşılaştığımız bir gerçek. Zaman zaman Sayın Vekilim, sizleri de bu konuda bilgilendirdik. Kayseri Milletvekilimiz Sayın Şevki Kurkuloğlu'nu bilgilendiriyoruz. Hatta İktidar Partisi milletvekillerini bilgilendirmeye çalışıyoruz, dilimizin döndüğünce.
Efendim yalnız Felaye için özel bir konum açmak istiyorum. Bir parantez açmak istiyorum. Felaye'nin ayrıca da bir özelliği olmuş oluyor. Artık bu AK Parti iktidarıya da böyle bir su yüzüne çıkmış oluyor. Nedir o özellik derseniz? Bana göre artık Felaye bir kovboy olarak kullanılmaya başlandı. Deneme tahtasına döndü diye düşünüyorum. Sebep ne diye şey yapılırsa bunu şu şekilde örneklerle sizlere sıralamak isterim. Kayseri'de yapılacak olan, yapılan bir çivi dahi çakılmazken ama hazır çakılmış çivileri çıkarmak için Felaye'nin her yerinde görmek, gözlerinize görmek mümkün diye düşünüyorum. Şimdi ilçemiz 1957 yılında ilçe olan, bu sene 55. yılını kutladığımız bir ilçe. Efendim bırakın ilçemize hizmet getirmeyi 5 yıllık, 10 yıllık iktidarlar döneminde, bırakın çivi çakmayı, çakıl olan çivileri tek tek sökmeye başladılar. Önceki gün Türk Telekom'u elimizden aldılar. Gözümüz göre göre. Bağıttıra bağıttıra. Efendim bunu sinemize çektik. Kabul ettik. Ondan sonra askerlik şubemizi aldılar. Bunu da seslenmedik. Onu da kabul ettik. Ama her şeyden önemlisi bugün herkesin adliyeye gideceği, bugün bir liralık masrafı yarın iş başa düştükten sonra Allah korusun kimsenin gitmesini istemiyoruz ama bir liralık masrafı 10 liraya çıkacağı, herkese ekonomisine yansıyacağı bir acı gerçekle karşılaştık. Adliyemiz. Gerekçe efendim hep aynı. Nedir gerekçe? Rantabl olmaması. Şimdi bu insana çok acı veriyor. 55 yıllık bir ilçede eğer ki her iş bitirde Türkiye Cumhuriyeti hükümeti 4 tane hakimin, savcının maaşını veremiyorsa bu hükümetin bana bir şey anlatmasını hiç kimse anlatamaz ya. Hiçbir şey kabul ettiremez. Kimse kimseyi kandırmaz. Bir taraftan diyeceksiniz ki biz IMF'ye 5 milyar dolar kadar para yardım ediyoruz diyeceksiniz. Diğer taraftan 4 tane hakim ve savcının maaşını veremiyoruz diye, rantabl değil diye adliyemizi kapatacaksınız. Şimdi bu mantığı nasıl anlayacağız? Bunları bana nasıl anlatacaklar? Biz işte İl Genel Meclis Üyesi, AK Parti'nin İl Genel Meclis Üyesi de dahil, ilçe başkanımız da dahil AK Parti olarak da, Kayapınar Belediye Başkanımız, benim ilçe başkanımla birlikte sayın vekillerimize Ankara'ya ziyarete gittik bu konuyla ilgili. Sayın vekilim Sadık Yakut'la birlikte görüştük, Sayın Ali Taş'la görüştük. Aynen söylediği ifadeyi söylüyorum, şahitlerimiz de burada zaten, kendileri de bizi teyit edecektir. Efendim başbakanın iki dudağının arasında verdikleri tek cevap bu. Şimdi tamam başbakanın Türkiye'deki olan gücünü biliyoruz. Başbakanın AKP'de olan gücünü de çok iyi biliyorum. Ya iyi güzel de Sayın Sadık Yakut, Sarız'daki kullandığınız gücü Felaye'ye karşı niye kullanmıyorsunuz? Neyi kandırıyorsunuz, kimi kandırıyorsunuz? Sayın Ali Taş'a gidiyorum. Aynen Ali Taş'ın vermiş olduğu cevap. Efendim bana diyor ki sen diyor bir daha benim yanıma gelmeyecektin, söz vermiştin, neden geldi? Şimdi ben bir belediye başkanıyım. İlçemin sorunları için Sayın Ali Taş'a gitmeyip, Sayın Sadık Yakut'a gitmeyip, Sayın Halacoğlu'na gitmeyip, Sayın işte Kulkuloğlu'na gitmeyip de nereye gideceğim? Ne zaman gitmişim, en son gittiğim tarih 5 yıl öncesinden Sayın Musa Ali Taş'ı rahatsız etmişiz. Efendim Kayseri Felaye yolunu yapın, ben sizden hiçbir istekte bulunmayacağım demişim. Suçum buymuş. Yani 5 yıl boyunca sayın vekilim sizi hiç rahatsız ettim mi dedim. Yok dedi. Peki nasıl bir belediye başkanı arıyorsunuz dedim sayın vekilim. Şimdi insanın aklına soru işaretleri de geliyor. 5 yıl sonra Felaye belediye başkanı lütfedip oraya gidiyor. Efendim bir takım taleplerde bulunuyor. Talebimiz nedir? Adliyemizin geri bırakılmasını istiyor. Ve Sayın Ali Taş'ın vermiş olduğu cevap çok acıdır, çok manidar. Diyor ki neden diyor geldim diyor. Hani bana söz vermiştin diyor. Ben ne oğlumun işi için gittim, ne kızımın işi için gittim, ne bir partilim için gittim. Ama Felahiye'nin eksiklerini gidermek için, Felahiye'ye yapılan yanlışlıkları göstermek için, anlatmak için dilimizin döndüğünce sayın vekillerimizi şikayet babında gittik, uyarı babında söyledik. Aldığımız cevap bu. Takdiri sizlere bırakıyorum sevgili Felahiyeler. Ben gecemi gündüzüme katan çalışan bir belediye başkanıyım. İmkansızlıklar içerisinde. İşte Akışa başkanımız da aynı öyle. Kayapınar başkanımız da öyle. 3 aşağı 5 yukarı aynı. Sarız belediye başkanımız da öyle. Bunu çoğaltabiliriz. Boğazgan başkanımız da öyle. Efendim, demokrasiler hepinizin bildiği gibi çoğunluğun azınlığı ezme rejimi değildir diye düşünüyorum. Ve olmaması da lazım. Tam tersine demokrasiler çoğunluğun azınlığın hakkını arama sanatıdır diye düşünüyorum. Doğrusu da budur diye düşünüyorum. Efendim, mühür bende, sultan benim. Bende vatandaş %50 oy verdi. Benim her dediğim olacak.
Ve bu taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'ne %26 oy verdi. Bunu nereye koyacaksınız sayın iktidar yöneticileri? Diğer taraftan sayın %14 Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdi. Bunları yok mu sayacaksınız şimdi? Böyle bir mantık olabilir mi? Böyle bir demokrasi anlayışı olabilir mi? Dolayısıyla sevgili vekillerime buradan sesleniyorum. Her sene burada şenliklerime davet ederim. Her sene. 9 senedir davet ediyorum. Bırakın gelmeyi. Sizlerin yanınızda, sizlerle birlikte burası er meydanı. Çıksınlar buyurun işte sayın vekilime geldim burada görüşlerini açıkladı. Başımızın üstünde var. Gelin kardeşim felayı yaptığınız çivilere çarptığınız çivi hangisiyse anlatın. Şu felayı halka da bilsin ben de bileyim. Gelemezler. Niye gelemiyorlar? Çünkü çivi çakmadılar ki. Çakıl olan çivileri söküyorlar. Nasıl gelecek felayenin her meydanına? Gelemezler efendim. Kimse kimseyi kandırmasın. Alev oradaysa arşında burada. Beni sorsunlar, duruştursunlar. Hangi hizmeti verdiğimi ben anlatayım bu ilçeme. Kendilerine çıksın AK Parti olaraktan. Burada dörder kamyon köy yollarına taş döktüler. Geçen İlgen Mesut'la da bu konuyu tartıştık. İyi güzel, çok güzel de felahiye dört kamyon taşınan uyutulacak kadar bu insanlar aptal mı sanıyorsunuz Allah'ını severseniz? Felahiye bunlara mı layık? Bakın Kuruyük köyünden efendim İsa Bey yol ayrımı 9 kilometrelik yol hala daha stabilize yol. Geçin oraya. Şurada Çandır'a bir gidiniz sayın vekilim. Çandır yolunu ne karayolları sahipleniyor ne köy hizmetleri sahipleniyor. Bu köy, bu yol, ilçe Çandır'ı, Çayıralan'ı felayeyi bağlayan bir yol. Şimdi o yolu felaye belediyesi olarak gücümese ben yapacağım. Bunlara inat yapacağım. Benim asfalt patentim de yok. Bu köy yolu kimin? Köy yolu kabul etmiyor köy hizmetleri. Bu yol kimin? Karayollarını o kabul etmiyor. E ne olacak o zaman? Buradan onlarca, yüzlerce günlük vatandaş gidiyor sayın vekilim. Lütfen bunu dağarcığınıza, notlarınızın arasına alın. Sahipsiz yol diye. Medyaya da çıktı bu konu. Artık şu yolun daha işlek hale gelmesi için, milli servetin heba olmaması için bu yola biraz daha özen göstersin diyorum sayın vekillerimiz. Ve hükümet kanadı. Ve bu iş karayollarınsa karayollara sahip çıksın. Köy hizmetlerinse köy hizmetlerine sahip çıksın. Bu felaye belediye başkanının sorunu da değil. Ama benim içim kanıyor arkadaşlar. Kuruyük köyüyle İsa Bey 9 kilometrelik yolu stabilize götürme hakları yoktur. Olmaması lazım diye düşünüyorum. Hükümetse, devletse bunları yapmak zorundadır diye düşünüyorum. Ne ananıza diyoruz ne babanıza diyoruz. Dediğimiz istediğimiz sadece varsa asfalt yapın, varsa kilit taşını döşeyin, varsa diğer illerde olduğu gibi, ilçelerde olduğu gibi altyapısını yapın istiyoruz. Bunu 9 yıldır diyorum, bundan sonra demeye devam edeceğim. Yarın sandık başımız önümüze gelecek bir yıl sonra. Hiç korkmuyorum. Hodri meydan, benim vatandaşımla sürekli gece gündüz içeceğim. Kahvesindeyim, cenazesindeyim, düğünündeyim. İyi gününde kötü günde bir belediye başkanları var. Peki AK Parti belediye başkanı adayı çıkarsa karşıma ne diyecekler şimdi? Hangi cenazesin diye ben sormayacak mıyım? Hangi düğündesiniz diye sormayacak mıyım? Seçim kalası, 2 ay kalası çıkacak. E ben AK Parti'nin belediye başkanı adayıyım. Kara kaşlısınız, kara gözlüsünüz. Bana oy verin. Yok öyle yok. Yemezler. Felaye halkını dün olduğu gibi bugün de kandıramazsınız. Çünkü felaye halkı artık bunları çoktan açtı diye düşünüyorum. Yine sayın vekilim, bugüne kadar yapmış olduğumuz ilçelerimizdeki, beldelerimizdeki, köylerimizdeki belediye olaraktan benim yapmış olduğum hizmetlerden bahsedersen 2 yıl için söylüyorum. 28 milyar lira Felaye Belediyesi'ne aylık rutin para giriyor arkadaşlar. 1850 nüfusumuz. Ve bugün itibariyle 145 milyar lira benim personel giderim var. Buna rağmen 2012 yılı içerisinde sayın vekilim yapmış olduğum hizmetlerden birkaç tane size özetleyeceğim. 2 tane sıfır araba aldık. Biri hibe yoluyla Çevre Bakanlığı'na Kayseri'de tek alan belediye var. O da Felaye Belediyesi olaraktan biziz. 110 milyar lira değerinde çöp arabası. Yine sucularımızın kullanmış olduğu su arabası aldık. Elimizin değine tabiri caizse her yere götürüyoruz. 15 milyar lira. Bununla birlikte yapmış olduğumuz bu şenlik işte 9.sunu yapıyoruz. Nereden baksanız bize 30 milyar lira, 40 milyar liraya mal oluyor. Efendime söyleyeyim. Bununla birlikte yine ...7 kilometrelik yerden felaye halkının da katkılarıyla ki birileri çok engel olmaya çalıştı. Ormanın içerisine su getiriyoruz. 7 kilometre dikkatinizi çekiyorum. Yani 50-60 milyar liraya mal olan. Ama bugüne kadar
5 milyar lira Obruklu bir vatandaşımız verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi de cesaretlendirdi. Felaketler ve toplamış olduğumuz köylerle birlikte hibe olarak bize verilen bağış yapılan para 3 milyar lira. 8 milyar lira. Başlangıçta biz 50 milyar lira suyu bugün %60'ını, %70'ini bitirdik. Bu hafta içerisinde inşallah cazibelisi olaraktan aktaracağız. Aylık 10 milyar lira gelen elektrikten tasarruf edeceğiz. 5 milyar liraya düşüreceğiz bu giderimizi. Bu da milli ekonomiye büyük katkı sağlayacak diye, belediye ekonomimize çok büyük katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Bundan sonra yapacaklarımız diye sevgili felayeller, sayın vekilin değerli misafirler, şöyle özetleyebilirim. Pazar yerimizin üstünün kapatılmayı çok istiyorum. Kapatmak için uğraş vereceğiz. %100 yaparız demiyorum. Ama 50-60 milyarlık yine orada bir kaynağa ihtiyacımız olacak. Önümüzde bu yıl ve önümüzdeki yıl için söylüyorum. Yapmak için mücadele vereceğiz. Yine bununla birlikte otopark için üzerine kapatmayı çok istiyorum. Otobüslerimiz, araçlarımızı güven içerisine almak için inşallah bunu da başarırız diye düşünüyorum. Bununla birlikte sayın vekilim, Kayseri'de sadece kesilmeyen orman yeri yine felayetin cezalandırılan felay ilçemiz olmuştur. Hala ormanımız defaatlerce yazı yazmamıza rağmen kesim ailesi gelip de Kayapınar'la felay arasındaki ormanımız kesilmemiştir. Yani ne hikmetse onu anlamıyorum. Bürokratlar artık siyasetçilerden daha çok siyasetçi olmuş. İddiaya, inadına bir kamyon asfalt alabilmek için göbeğimiz satıyor. Ya ben alıyorum da kendi evime mi döşüyorum? Eşimin, dostumun evine mi döşüyorum? Ya da benim yapmış olduğum asfalt, dökmüş olduğum asfaltlar sadece Cumhuriyet Halk Partilerine mi geçiyor sayın vekilim? Böyle bir devlet anlayışı olabilir mi? Kimi cezalandırıyorsunuz siz? Aynı zamanda burada AK Parti'ye oy veren sevgili vatandaşlarımı da cezalandırıyor. Bunların suçu ne? Bakıyorsun genel seçimde felayet hep AK Parti birinci çıkıyor. Ya kardeşim, vermiş bu adamlar sana birinciliği. İki seçimde de birinci oluyor genel seçimlerde. Buna rağmen yok. Felaye belediyesini nasıl sen Cumhuriyet Halk Partisi'ne verirsin? Ya o zaman öyle yapmayacaksın. Bizim kafamıza kurşunu sıkacaksınız, öldürtüreceksiniz. Beni aday göstertirmeyeceksiniz. Getireceğin adayınızı koyacaksınız. Seçim gücü kazanacaksınız. Ne MHP'den aday çıkaracaksınız, ne CHP'den, ne doğru yoldan, ne eğri yoldan. Güle oynaya da seçimi kazanırsınız. Güle güle de hayırlı görün dedim. Ama yok, bunu yapmıyor musunuz? Geçen yine söyledim. Televizyon basında da çıktı bu sözüm. Tek bir şartım var sayın vekilim. Ben bir İsmet Kısır olaraktan yarın aday olmayayım diyorsam eğer, ki isteniyorsa, benim ilçeme yüksek okulu verin. Bugünden itibaren aday değilim, istifa adayı diyorum. Bunun da arkasında duruyorum. Açık ve net konuşuyorum. Yok, 2 yıllık yüksek okulu vermezseniz bugün olduğu gibi yarına başınızın belasıyım. Bu insanlar benim emeğimi de, çabamı da, gayretimi de çok iyi biliyorlar. Kim oy vereceklerinde yürekten inanıyorum, hiç kuşkuya duymuyorum. Yarın göreceğiz. Herkesin çamaşırı ortaya dökülecek, şapkası önüne düşecektir diye düşünüyorum. Önemli olan niyet. Ve 8 yıldır icraatlarımın içerisinde 8 yıldır meydan okuyorum. Hodri meydan diyorum. Bu kendim olan güvenden. Varsa bir hırsızlığımız, namussuzluğumuz, vurgunumuz, talanımız ne varsa söylesinler. Tek tek, tek başıma çıkacağım çarşının ortasında, meydanda istediği kadar adamlarını alsınlar. Milletvekilleri dahil, belediye başkanları varsa dahil, il genel meclisleri varsa dahil, ilçe başkanları varsa dahil. Hepsi tek tek hesabını sorsun, tek tek hesabını vereyim diyorum sevgili milletvekili. Bu kadar açık ve net konuşuyorum. Benim bir beklentim yok. Ben hedefime ulaşmışım. Bir iddia uğruna bu işe girdik. Ama şükürler olsun yüzümüzün hakkıyla 4. dönemde çıktık diye düşünüyorum. En azından vicdanen rahatım diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben fazla bu güzel gününüzde sizleri tutmak istemiyorum. Aslında çok dertliyim. Yani felayenin derdi sayın vekilim. O kadar doldurdular ki yeter artık diyorum. Gölge yetmesinler, başka isyan istemiyorum. Ben bırakın bana, ben kendi gücümle, kendi imkanlarımla belediyeciliğimi yapmaya çalışıyorum. Hiçbir şeyinizi istemiyorum. Alın başınıza çalın diyorum. Bu kadar da açık konuşuyorum. Ya. Efendim, bir vatandaşımızın bana şimdi vermiş olduğu bir soru var sayın vekilim. Sayın başkanım, Acırlı Alabaş Menteşe altyapı çalışmaları 2003'ten bu tarafa söz verilmesine rağmen yapılmamıştır. Aynı konu sayın vekilim. Buyurun işte. Bir vatandaş tanımıyorum, etmiyor. Alev oradaysa arşında burada. Neden yapılmıyor? Bu AK Partili yönetimine, özellikle ilçe başkanımıza, il genel meclislerimize ve sayın vekillerimize duyurulur. Bir örnek daha verip hemen ayrılacağım. Adliyemiz kapanmış derken, ciğerimiz yanıyor derken, arkadaşlar hepinizin bir lira masrafı 10 liraya çıkacak derken,
Tunceli'nin Nazimiye ilçesinin nüfusu kaç biliyor musunuz sevgili Felayeliler? 1560. Felayeli şu andaki nüfusu kaç? 1850. HSK üyelerine gittik. Sivil toplum örgüt başkanımla birlikte. Esnaf sanatkarları başkanım var yanımda. Ziraat odası başkanım var. Efendim Tunceli'nin Nazimiye ilçesi neden kapatılmadı dediğimiz zaman dedi ki orada dedi özel konum var. Özel konum neydi dedik? Terör dedi. Yani sevgili Felayeliler sizin tek suçunuz terör olmaması, terör çıkarmamanız, adliyeye gidip de meşgul etmemeniz. Böyle sıradan bahanelerle işte adliyeniz de bağıra bağıra gidiyor. Yarın ilçeliğiniz elden giderse hiç mahcup demeyin. Belediye başkanı bizi uyarmadı demeyin. Bu belediye başkanının çabasıyla olmuyor. Bana destek olmak zorundasınız. Yoksa merhali kısırın, kemikleri sızlar. Niye sızlar? Keçisini sattı burayı ilçe yaptı. O yüzden herkes bizim geçmişe mutlak surette muhtaçlığımız var. Ahdı vefamız var. Bu ilçe kolay kazanılmadı. Öz vatanla ne mücadeleler verdik. Yani şu anda eski Çukur'du, şimdi öz vatan oldu ama. Dolayısıyla bu konuda size destek istiyorum arkadaşlar. Verin bize desteğinizi. Sandıkta verin cevaplarını. Geldikleri zaman bu sorularını yüzlerine vurun. Gelebilirlerse, eğer cesaret edebilirlerse. Sivas'ın ilçe başkanı AK Parti'nin kapısına kilit vurdu. Suçu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece ve sadece orada askerlik şubesini aldı diye. Sivas milletvekili şu anda da savunma bakanı. Savunma bakanına diyor ki benim askerlik şubemi alan partinin kapısına kilidi vururum diyor. Anahtarınızı veririm diyor. Ama ben AK Partiliyim diyor. Bu duyarlılığı göstermek zorundayız. Ben buradan ilçe başkanıma da çağrıda yapıyorum. Sevgili başkanım, adliye gitmiş, Türk Telekom gitmiş, tekrar ediyorum askerlik şubesi gitmiş. Daha sen orada ne oturursun Allah'ını seversen? Gene götür AK Parti oyunu ver. Gene götür orada AK Partiliyim de. Ama bir istifa şeyini göster bakalım ya. Ne olur ne olur. Ne kaybedersin? Kaldı ki sana hiçbir şey vermedi. İki çocuğunu daha işe sokamadın sen başkanım, sevgili başkanım. Yapma bunları. Sayın İGMS benim. Tepki olarak göster bu tepkinizi, bu demokratik tepkinizi. Bu sandık cevabınızı verin, sandıkta da bu filan altı cevabını versin. Göreyim bakayım bu ilçede bir daha bir adım atabiliyorlar mı? Hangi yürek böyle bir adım atıyorsa alnını karıştırayım. Yok böyle bir şey. Vurdukça vuruyorlar, vurdukça vuruyorlar. Papaza sormuşlar. Efendim, papaz efendi, komünistleri topluyor Nazi'nin faşistleri demişler. Papaz efendi demiş ki, ben komünist değilim ki demiş, sayın vekilim. Bir gün sonra papaza yine soruyorlar. Papaz efendi, sivil toplum örgüt başkanlarını topluyorlar. Papaz efendi diyor ki, olsun diyor toplasın, ben sivil toplum örgüt başkanı da değilim diyor. Ertesi gün bu sefer sendikacıları topluyorlar. Papaz efendi gene aynı bu şekilde vurdum duymazlık. Diyor ki ben sendikacı da değilim. Sıra kendisine geldiğinde bakıyor ki sağında ne komünisti kalmış, ne sendikacısı kalmış, ne sivil toplum örgütü kalmış. Kendisini savunacak kimse kalmamış. Felayet ona doğru gidiyor. Evet, Türk Telekom'dan aldılar. Bugün adliyeye başladılar. Yarın ilçelik giderse vah İsmet demedi demeyin. Belediye başkanı beni uyarmadı demeyin. Altını çiziyorum ve bunlara lütfen duyarlı olun. Bana destek olun, yönetimime destek olun ve hepinize saygılar sunuyorum. Çok güzel eğlenceler sizleri bekliyor diyorum. Evet, şimdi yine bir elime bilgi ulaştı. Seçim kurulu, icra müdürlüğü ilçeden kaldırılmıştır ki beklediğimiz sonuç. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Durmak yok, yola devam. Peki. Buyurun. Size Cengel buradan daha mı şey gönderdi Sayın Bekir? Ya. Yani. Ya siz İçişleri Bakanı'na hiç bakmıyorsunuz. Ne için efendim? İçişleri Bakanı'na hiç bakmıyorsunuz. Ne olay gideceğim, yapacakları ben hiç bakmıyorum. Korkunun geceli var mı? İçişleri Bakanı dediğim başka. Ha hanımda, tamam. Ben sizlerin bu bahçe çözüm. Nereden ediyor? Geldik ya, oğlum geldim. Her zaman geliyorum.
Nasıl yapmış evet. Nasıl yapmış? Kazanlar abi. Sandalyenizi alabilir miyim? Evet. Tamam. Ben bunları mı kapalıyım? Mehmet hoş geldin. Gördüm Mehmet abi. İyiyim sağ ol. Televizyon mu? Hangisi? Selamet. 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 Varsa ver geç. Afiyet olsun. Enişem olur efendim. Görüşürüz. Afiyet enişem. Evet anne. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben yarın. Oraya bir tane. Hadi. Bir ya iki tane. Tamam. Geliyorum ben. Hemen tamam. Bir daha yemek bulamadım. Bir tane. Buraya bir tane daha verin. Adem neresi? Zamanında çağırıyorlar kardeşim. Gidiyorlar sonra. Gidiyorlar. Millet o zaman bu kadar duyarsız. Ayakta sarılıyor. Abi gel Babaannem de ise böyle kurulmaktadır. Sen bezatsın ya. Geçiğinize deyin. Araşık'ta kız vermediler ise madem evlendi. Bunlara inat. Thank you.
Geldiniz. Sayın davetliler şölenimize. Şerefler verdiniz bize. Şimdi Akkışla ilçe başkanı bir şiir takdim edecek size. Felahiye Belediye Başkanı Sayın İsmet Gürsel
Kısır Beyefendi'ye ithafen söylüyorum. Sayın Başkan Gürsel Kısır, affedersin bende kusur. Senin çalışman muasır ama seni anlayan yok. Kimseye etme müdara. Çekseler de seni dara. Ters düşüyorsun iktidara. Elinden bir tutanın yok. Hayırlı olsun şölenin. Var kıymetini bilenin. Şimdilik gülün, eğlenin. Yarın için planın çok. Sıtma pınarı yatağın. Oraya kurmuş otağın. Liderisin yeni çağın. Yürü yolun açık olsun. Düşünme hiç kara kara. Derdine bulunur çare. Baykara'dan selam sana. Yürüyoruz iktidara. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Bu şölen böyle geçmez. İlçe başkanlarını, belediye başkanlarını sahaya davet ediyorum. Oyun için. Buyurun. Sevgili halkımız, sizi de sahneye davet ediyoruz. Çekme, çelik çoma, yoğurtlu altın bulma gibi açmalarında hediye olarak çeyrek altın da getirdim. Buyurun.